uzun yıllar Türk nakliye sektörüne damgasını vuran, alırsın Ford, olursun Lord, koyun kurduğun, yol Ford'un gibi birçok özlü deyişe de ilham kaynağı olan 1965 ile 1983 yılları arasında tam tamına 18 yıl boyunca üretilen koca bir neslin tutkunu olduğu Ford 1210'u tanıyacağız. Ford T serisi ilk olarak 1965 yılında Ford Birleşik Krallık tarafından tanıtılan orta ağırlıktaki kamyon serisidir. Bu seri Thomas Trider serisinin devamı niteliğinde üretilmişti ve General Motors'un Büyük Britanya'daki alt kuruluşu tarafından üretilen Bedford kamyonlara daha modern tasarımda bir rakip seri üretmek amacını taşımaktaydı. Bedford, çeşitli ABD üretimi diğer kamyonlarda olduğu gibi Ford T serisi kamyonların sürücü kabini düz burunlu üretilmişti ve motor kabinin altına koyulmuştu. Motora erişim için tüm kabin öne doğru yatırılabiliyordu. Kabinin önündeki menteşe karşı dengeleme sağlayabilmesi için yay çubuğuna sahipti. Motorlar iç kabinin aşırı yüksek olmadan düz bir zemine sahip olabilmesi amacıyla 45 derece açılı montajlanmıştı. 1976 yılında Ford ile Otosan arasında imzalanan anlaşma ile Otosan D1210 Ford kamyonunu Türkiye'de imal ve satış hakkını alarak 56 bin civarında D1210 üretti ve kısa sürede pazar lideri oldu. O yıllardaki en büyük rakibi MAN 520, BMC TM 140, BMC TM 150, Dodge A600, Bedford International, yani halk dilinde Enter marka kamyonlardı. D1210, 6 silindir 6000 motor hacmi ile 115 beygir gücü üreten bir motora sahipti. Azami yüklü ağırlığı 12500 ile 17700 kilo arasındaydı. Ama bizim Türk kamyoncuların 30 ton tomruk yükleyerek sınırları zorladığı bilinmektedir. İlk üretilen Ford'ların ön panjuru beyaz renkte oluklu bir yapıya sahipken, yıllar içerisinde modernizasyona giderek panjur ve tamponu değişikliğe uğramıştır. Bugün kamyon tutkusu olan ve bu işe yıllarını vermiş emektar şoförlere sorsak, büyük bir çoğunluğu D1210 kamyonlarının efsaneleştiğini kabul eder. Türk nakliyeciliğinin mihenk taşı olmuş D1210, uzun yıllar bu alanda liderliğini sürdürmüştür. Ford kamyon birçok filmde de karşımıza çıkmıştır. Bunların en ünlüsü Sarı Mercedes filmindeki o unutulmaz sahnedir. 1970 ila 1980'li yıllarda doğan erkek çocukların hayallerini süslediği, sesini taklit ettiği, oyun oynarken D1210'un başrollerde olduğu efsane bir kamyondu. Ford Truck serisinin başlangıcı sayabileceğimiz bu kamyon 6 dingil olarak üretilmiştir. D1210 harfiyat işleri de dahil nakliyenin her alanında başarıyla çalışmış, kamyoncuya nakliyeden para kazandırmış, uzun yol nakliyesine gerçekten bir soluk getirmiş, günümüzde bile yollarda görmemiz mümkündür. Ford'un en güzel yönü gerçekten bir kamyon kullanma keyfi vermesidir. Ayrıca aksesuar uygulamalarına elverişli bir araç olması sebebiyle bu aracın tercih edilmesinde önemli bir paya sahiptir. Otosan fabrikalarında üretilen D1210'ların kupa kaportaları yabancı modellerden farklı olarak polyester benzeri bir maddeden yapılmıştır. Sonraki yıllarda Otokar bu kamyonun yürüyen aksamını ve motorunu otobüs yapımında da kullanmıştır. D1210 fiberglass kupasıyla ilk önceleri tepki çekse de daha sonraları bu yapının daha avantajlı olduğu, özellikle kolayca devrilebilen yapısıyla TM150 BMC ve Bedford burunsuz kamyonlarda yaşanan tamirat sorunlarının yaşanmadığı, arızaya kolay müdahale edilebildiği görülmüştür. Üstün manevra kabiliyeti sayesinde dar sokaklardan kolayca geçebilmesi, ortalama hızının yüksek olması gibi özellikleri de ekleyince 1210'lar kargo, sebze, mobilya taşımacılığı, damper sektörü gibi geniş bir ürün gamını karşılayan bir araç olmuştur.
Ford D1210'lar 70 ile 80'li yıllarda 20 ile 30 bin Türk liralarından satışa sunulmuştur. 1970'li yıllarda asgari ücret ise 585 liraydı. Bir işçi asgari ücretiyle o yıllarda 20 adet çeyrek altın alabiliyordu. Ford D1200 kamyonun efsane olmasının şüphesiz bir başka nedeni daha vardı. O da kulaklara kazınmış olan dehşet egzoz sesi ve de ara gazıydı. Yük kapasitesinin belki de iki katı yüklenmiş bir D1210, özellikle rampada yeri göğü inletir, gök gürültüsü gibi yanımızdan geçip giderdi. 1981 yılına gelindiğinde Ford D serisi Avrupa pazarında kargo olarak ve Avusturya pazarında Ford N serisi olarak değiştirilmiştir. Türkiye'de ise yerini 1983 yılında Ford'un İnönü Eskişehir fabrikasında Kargo 1312 modeliyle üretilmeye başlanan Ford Kargo'ya bırakmıştır. Ford D1210 kamyonlar acısıyla tatlısıyla 70'li ve 80'li yıllarda doğan ve o yıllarda yaşayan birçok kişi için unutulmaz anılar bırakmıştır. Günümüzde dahi Türkiye yollarında kullanılan D1210'lar hala bir neslin büyük hayranlıkla baktığı bir araç konumundadır. Kanala abone olarak destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.